Ben yokken muhabbet ettin mi oğlum chatle? Ha? Bu chatte Ha. kimse bir şey yazmadı, etmedim. Yayın haberli olmak böyle değil oğlum. İzleyiciler kaçmamış bari. Ya misafir var ya, içeri gidince biraz mesken tutuluyorum. Yayın var dedim, ona rağmen babaannem oturdu, kapat da geldi. Hadi bakalım Galatasaray. Seho Hoca 4 yıldız veriyor Onur direkt. Direkt derken Hani o yıldız gözüküyor ya şeyde, roldeki yetenek. mevcut yeteneği herhalde. He. Abi bende 2,5 veriyor. Bende seninki kadar iyi değil. Ama ben geliştireceğim. Hadi kazamız mübarek olsun. Burak bir bu bende. Oğlum şu Burak 1'i sal ya. Ben onu da değiştirmek istiyorum. Partnerle alırsak o kısa yoldaki şeyi değiştireceğim ya. Burak'a 1 ne ya? Yani daha kötü kısa yolu veremezdi bize herhalde. Ne kısa yolu? Ben bilmem şu an. İmotlardaki kısa yolu. Ha.
Emotların başında bir kısa yol ekliyor kanalın adına göre. Sonra evet, da işte emot ismi. He. Yani büyük ihtimal Burak A diye bir tane kanal var mı zamanında emot şey sahibi? O yüzden bana da biri veriyor. Vermiş. Partner olunca değişir dedi onu. Mail atmıştım Twitch'e. Ege. Baklava yiyeceğim beyler. Ama ben gelince kişi sayısı azdı izleyin. Az önce 50 görmüştüm. Bir lobiye gidip geldim. 23'tedir. Onun skeyi çok iyiymiş ya. Burak bir. Ne? Burak biri fazla iyiymiş diyorum. Ya sorma. Onun kısaltmasını ne yaparım bilmiyorum ama değiştirmek lazım. Soner mi? Caner mi? Caner o, Caner. Aynen. Ama şu an adının Soner olmasını isterdim. Güzelmiş he isim. Soner. Tamam, chat'te artık ben söylerim. Bu arada Galatasaray yükleniyor, atacaklar ha. Hadi piyaca. Çok güzel. Cenk at bunu. Cenk at bunu. Onu atmayacaksın. Neyi atacaksın Cenk? O adam turuncu muydu? Evet, top adama mı çarptı? Çok, çok iyi. Allah belanızı. O zaman... Baklava mı? Hayda. Burak bir aç yemiş. Kötü değil mi? Gol. Hoca ne penaltısı? Gol lan gol. Hoca ne yapıyor? Penaltı kaçarsa söverim ben sana. Bak yayınmayın dinlemem. İyi attı bari. Ulan adam golü iptal abi. Edip penaltı verdi. Markovic'in golünü saymadı ya. Baklava yiyince gaza geldim. Enerji verim. Amel'e oynarım gibi deniyorum. Pardon yanlış maç. Abi gerçekte Fener atamaz. O yüzden saldım. Yani güzel oynuyorduk ama Ankara Gücü de güzel kontraya geliyordu bu arada. O yüzden şey yok yani. İki kişilik künefe ha. Ne kadar bencesin. Bizim canımız çekmeyecek mi şimdi? Hayda. Bir de oğlanın şahidi şimdi neyse. Abi bu nasıl çek baklavalar künefeler? La diyene bak. Eskişehir'de yaşıyorum. Ver yemek sepetinden gelsin. Hayır bir de yurt şey evde kalıyorsun harbiden. Ailenin yanında kalsan hadi izin vermiyorlar desen neyse yani. Ya kanka istediğin zaman yiyebilirim. He işte yani bak rahatsın. Benim öyle değil. Bayağıdır yemiyordum. Lan! Lan yok artık! Sen dalga geçiyorsun. Sen dalga geçiyorsun. Kim bu? Aynen kanka Eskişehir'deyim ya. Evini bir basmaya gidelim. Galatasaray'ın kalecisi İsmail Çipe mi? Muslera'ymış. Tamam zaman normal kanka, bu topu çıkarması. Tek değilim de basabilirsin ya. İkiydiniz değil mi? Aynen iki. Kaç para ödüyorsun kira? Şu an 680 oldu. 657 geçen sene. Kaç? 1 artı 1 mi? 1 artı... O da. 2 artı 1. 2 artı 0. 2 artı 0 ise güzel abi valla. Bir dakika. Bu arada yani. Efendim? Bizim burada 1 artı 0'a arkadaş 600 küsür lira ödüyordu Onur. Yendik lan maçı. 1 artı 0'a, 1 artı 1 dedi. Evet, 1 artı 0'a. Çok saçma. 1 artı 1'ler pahalı zaten de. 1 artı 0 işte Kastamonu'da.
birçok yerde insanları hani öğrencileri şey görüyorlar ya, Evet, para hani kazanmak kalmak şeyi. zorunda olduğu Eskişehir için. öyle değil benim bildiğim mesela. Değil ya. Ama burada çok fazla alternatif var. Öyle yapamazsın çünkü istesen de. Ya bak burada o düşük işte zaten. Kastamonu'da. Kocaeli, İzmit. Babamın asker arkadaşı oradaydım. Oğlum Kastamonu'nun meşhur şeyi bandıma etli ekmek şimdi. Pide hani biraz da arka planda yani. Ligde kalmayı resmi olarak garantileyen Beşiktaş önümüzdeki sezon Süper Lig'de yer alacak. Habere bak Onur. Ben de Beşiktaş bayağı iyi. Konya etli ekmeğini de yedim abi. Konya'nın etli ekmeği pide gibi, ciddiyim bak. Sen Abi Sağcı'daki etli şırdan ekmek hiç çok yemedim farklı ya. ya. Şırdan yemem ben, yiyemem büyük ihtimal. Ama kokoreçe falan şeyim yok mesela. Ekmek güzel bence ya. Abi Sacda etli ekmek bak bizim hani Kastamonluyuz. Babaanne de biliyor. Şey de biliyor. Annem de biliyor. Yenge falan. Bir şey oldu mu hani yapıp oturup yenmesi falan o kadar güzel aile şeysi oluyor ki çok kişi ailece kocaman böyle miyiz? Oğlum ben mikrofon sürmemişim. Bağırmam gitti o zaman, değil mi şimdi? Gitmiştir. Sakatatlar da ayrı güzel oluyor. Neyse. Şırdan gerçekten hayvan şırdandan yapılıyor. Öyle olması lazım. Kanka OSM'de kupada seninle eşleşmişiz ya. Hayda. 5 Kasım'da maçımız var. Seni sandım. 5 Kasım mı? Doğum günümden bir gün sonra. Buradan her şeyi doğum gününe bağlamasın. Onu Benim doğum gününden de Onur 5 gün diyeceğim. önce o Caner zaman. şunu Google'a yazıyorsun bak ne çıkıyor. Ha, şuradan çıkıyor. Onur'a Biliyorum da biliyorum. atayım. Everton kime Görün. düşseydi alırdık belki şeyi. Görüntüsü çok kötü be. Evet. Abi benim görüntüsüyle bir sıkıntım yok da yani. Yağlı mağlı ya, o yüzden pek. Şırdan da hayvanım. Hayvanın neyinden? Şırdanından dedi. Aa, Şurada Antalya hayvanın neresi? berabere kaldı Onur. Beşiktaş'la. Antalya'nın fikstürü de ne zormuş lan. Oo, Bursa Galatasaray falan da vardı ha. Midesinin bir yerinden. Abi ben şeyi seviyorum bak. Midesi dört parça ya, aynen. YouTube'da Doğru. İlkay Zaman diye biri var abi. Yurt dışında yiyor. Biliyorum ya. Abi Yurt bir dışında o pik. et yediği yerleri mi diyorsun? Aynen abi. Bir pikanya eti yiyor. Öyle bir övüyor ki et. Yani o kadar merak ediyorum ki hani o pikanyayı. Adam öyle övüyor çünkü.
Ben sadece yağ diyor. Ben sadece yağ olursa yiyemem. Onu büyük ihtimalle çok sevmiyorum. Çok yağlı şeydir. Ama çok iyi övüyor. Sınırsız et. Abi Türkiye'de yapabilirler mi onu acaba? Ben onu merak ediyorum. Neyi yapamazlar ya. Caner var mı? Sen bilirsin. Ne? Ankara'da falan. Sınırsız et mi? Belli bir ücret ödüyorsun. İşte istediğin kadar et. Kanka onda, onu pizzada yaptılar. İşinden geçtiler. O yüzden yapmıyorlar. Abi selamlar. Aleykümselam. Hoş geldin. Pizza yapmışlardı. Normalde bir insan hani 3 dilim büyük 3 dilimde doyuyor 3-4 dilimde. Aha. Biz oturup 8,5 dilim yemiştik. Evet. 3 arkadaş kişi başı. Sonra niye kaldırdılar? Ve ben yiyecektim. Arkadaşlar artık sıkıldık dedi kalktılar. Adana'da vardı. City Mini. Bir de şey olur. Şimdi yapsalar da 100 lira, 150 lira falan olur en ucuz. O da kim girer ki ona? 100-150 çok ya. Baş. İşte o civarda olur. Aa. Evet. Kameraya gözüküyor ama ona göre al da. Ya canım. Buran annesi teyzeye selamlar. Yapar abi, sıkıntı çıkmaz. Ne kadar yiyebilirsin? Şu an güncel bildiğim 60 midyeden sonra bedava var İstanbul Çengelköy'de. Abi bence de yaparlar ya. Ne ya? Ya bence de yapılabilir abi, ne bileyim yani. İşte yurt dışında ilk ay zaman kaç ödüyordu? 30 dolar mıydı? 30 dolara istediği kadar. Ve tavuk falan da getiriyorlar. Hı. O istemiyor. %18 ülke kazanıyor burada. Bak 30 yapma, 60 lira yap. Yani biraz yüksek 60 lira yemek için. Öğlen yemeğini falan düşünürsen. Tabii Türkiye için de. Gene de yüksek düşününce. Yani öğlen yemeğine gideceğim. Bir yere yemek yemeye 60 lira vereceğim. Onu hesaplarken şey yapabilirsin ya. 60 lira olarak değil de mesela orada 30 dolar ödüyor ama etin kilosu ne kadar diyelim. Hani aynen. Burada, aynen işte ona o şekilde. O şekil olabilir dediğin gibi. Ben şeyi de seviyorum abi. O da güzel oluyor. Kendin pişir, kendin ye. Yok. Ben pek denk gelmedim ya. Merak ediyorum ama. Bir kere İstanbul'da neye gitmiştim ben de hatırlamıyorsam. Arkadaşlar falan vardı. İyi eğleniyorsun. Hani ortam güzel oluyor. Eğleniyorsun çünkü. Onun şey oluyor farkı. Ya mangal falan götürmüyorsun. Ben piknik aynen, yapmak gibi. Aynen götürmüyorsun. Olur. Ben piknik yapmayı çok seven birisi değilim ya. Mesela gelin evde yapalım mangalı. Üf, tadından yemez. Hani çok rahatlanırım böyle. Abi çıkacaksın o ormanın ortasına falan. Yok abi benlik değil, sevmiyorum ya. Oğlum. Alek kolay gelsin demiş. Sağ ol Atakan, hoş geldin. Ben mangal şeyini sevmiyorum. He, Kastamonu'da bizim çünkü bir yer var gidilebilecek. Eskiden çok yere gidiliyordu. O kene muhabbetinden sonra biz hiç gitmediydik o dışarıda yerlere. Mesela İstanbul'da dışarıda... Florya var abi. Florya çok güzel bir yer mesela. Florya'da dışarıda orada... şey de güzel şey, ya. Ney? Tenekede tavuk. Ben onu bilmiyorum. Şu tenekeyi ters çeviriyorsun. Altına ateş ekiyorsun ama. Yapılışı. Çünkü bir kere üst komşulara gittik. İçli köfteyi sevmiyorum ya. Hayda. Vallahi sevmiyorum. Çiğ köfte seviyor musun? Seviyorum. Ben çiğ köfte sevmem ya. Hmm. İzmir'de iki tane yer var. Mekanlar, restoran ortamı, kasa. Kasabı var, şömine var. İstediğin alıp pişirebilir. Abi çok güzel işte yani. He, fiyatını bir şey diyemem. Fiyatlarını bilmiyorum. Ben gittiğimde başkası şey yapmıştı, ödemişti de bizim hesabı. Abi hesap ödeme deyince aklıma şey geliyor. Lisedeyiz. İlk sene galiba. Arkadaşlar restorana gittik. Yakın bir yer bizim. Okula da yakındı. Oturduk işte, ne yiyelim? İşte menüyü seçtik. Ne kadar paramız var? İşte şu kadar paramız var. Yanımızda da bir amca var. Çok kalabalık olduğu için yan yana oturduk. Sonra bir masa boşaldı. Biz o boş masaya geçtik. Amca da yemeğini yedi, kalktı. Hesabını ödedi. Çıkarken dedi işte ben sizin hesabınızı ödedim. Yani hiç tanışmadık, muhabbet etmedik. Sağ olsun amca diyebildim sadece. Hani amca da o kadar hızlı çıktı ki restorandan. Hiçbir şey de diyemedim yani. Amca bir 5 lira da atarsan eve gideceğim. Sağ olsun amca diyebildim sadece yani. Başka ne diyeceksin ki ya? Annem ölmüşlerin canına değsin denir diyor. Öyle şeylere. Ya Tonelli bende efsane. Mehmet. Ne? Oyuncu.
Annem öyle Bonelli dedi mi? Ya. Abi Sandro Tonelli insan değil ya. İnsan değil ama ya. Fair Play var ya, bende 15'e şey aldı. Bende de 16'ya Napoli aldı. Bende daha dandik bir takım aldı ya. Bende kime gitmiş? Bakıyorum şu anda. Tonelli değil yalnız. Tonelli miydi? Bir şeydi. Adamın adını Tonelli yanlış yazdın herhalde. Ya. Ne dedin canım? Tonali, Tonali ya. Bende Bologna'ya gitmiş. Heh, Tonali. Napoli'de. Bir daha söylesene canım. Bu ne deyince aklıma yemek geliyor. He. Bizde bu ne deyince yemek yeri var. Markovic kulüpten ayrılmak için izin istemeyi düşünüyordum. Ancak bana gelip bu konuyu konuşmanız çok şey ifade ediyor. Artık burada daha iyi hissediyorum. O yüzden endişeye gerek yok. Teşekkürler patron. Ama o çok oluyor. Bana o kadar çok oluyor evet, ki. Evet, güzel olmuş ama bence. Hemen ağlamıyorlar en azından. Ankara'da mesela Flöre gibi bir yer var mı? Bilmiyorum Ankara'yı çok ben. Flöre nasıl bir yer ki onu ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum kanka, güzel. Yok şey, anlatacaktım onu tam ya. İşte böyle hani yeşillik bir yer. Bisiklet sürüşü falan da var içinde. Park gibi düşün. Mangal yakamıyorsun bildiğim kadarıyla ama yasak. Yanında uçak falan da kalkıyor. Çok ses oluyordu hatta. O tarz yerler vardı illa ki Ankara'da da. Eymir var yani. Benim bildiğim. Başka vardır bayağı ha. Saf lan bunlar. Kandırıp 300 karga 5 yıl imzalarsın. Bir gün 6 yaşında bakkala gittim. Belki bilirsiniz. Küçük meyve suyu kaplar var paketlerde. Pudingler var da aynen. Çocuğum. Canım çünkü alacağım para yetmedi. Bir amca aldı. Eve gittim. Niye aldım diye ya bakıyorum işte. Bir daha her şey ben eder oldu. Antalya gene berabere kaldı. Maçı yenersek güzel. Ankara'da gölbaşlar. O kadar kıyaslarsan İstanbul daha iyi oyunda. Yok ya kıyaslama. Biz muhabbete çok geriden girdik. Etli ekmekten girdik, nerelere geldik. He. Hatta dur, etli ekmek de değil, baklavadan girdik. Bir içeri gittim baklava yedin yani, neler döndü ya. Yemedim daha, yanımda duruyor iki parça. yanında yatıyor abi. Fazla geldi şu an. Bir de çay içiyorum ya yanında. Şeker attığım için çaya ben. Burak bir kere hiçbir tatlı fazla gelmez. Olabilir. Gelmez abi kesinlikle. Tatlı inanılmaz seviyorum abi. Tatlı verin yani, yok yerim yani. Sene sonu Alvaro Morata'yı almak istiyorum. Roma da peşinde ama hadi bakalım. Çok maaş isteyecek tabii. Gabriel Barbosa'yı alalım. Olmadı. Barbosa bana gelmedi ya. Bana da şey diyor şu an zaten. Bu Vinicius Popo güzelmiş. Vinicius Popo falan alınır da forvet ihtiyacım yok. Çok forvetim oldu. Adana Demirspor. Ankara'da bir hamburgercide sınırsız içecek falan vardı. O olabilir ya, o biraz. Adam gidip bütün şey kovası. Neydi Caner o kovalar? Onur. KFC'nin Popeyes kovası var ya. Kocaman. Evet. O kovayla kola doldurduğunu düşünsene. Sınırsız kola veriyorlar. Orada hamburger fazla seviyorum ya. Ben de çok seviyorum da ben şeyi sevmiyorum böyle. Nasıl diyeyim? Hazır fast foodçularda değil böyle. Butik hamburgerciler falan oluyor ya. Burada yok kanka işte. Üzücü tarafı. Abi burada az var işte. İstanbul'da çok var ya. İnanılmaz güzel şeyler var yani. Burada bir tane... Diğer var. Biraz senin dediğin hamburger. Nusret hamburger gibi mi mesela Onur? Aynen butik kanka dedin, evet. Anladım tamam işte demek. Burada yok ya maalesef. Olsa da. Nusret'in de hamburgerini denemek istiyorum. Gerçekten içinde 200 gram mıydı? 150 gram mıydı eti? 180 veya 220 falan. Yani ya. Fiyatı da iyi diyorlar. 180, 220, 280 oluyor herhalde.
Mateus Vital attı. Ne kadardı Nusret'ten burada? Nusret'te mi? 30-40 liraydı. Artırmış olabilirler. Benim dedim işte Peru'da da 30 lira. Ama şey tabii. 180'li galiba. Ben başka hamburgerci bilmiyorum bak. Beni bak şey yapıyorsunuz hani bak o kadar yıl İstanbul Ankara gezmiş insanım ama bildiğim yok. Mesela ben geçen bir video izlerken tonlarca yeni hamburger firması gördüm. Burger House'u bile bilmiyordum lan ben. Aa. Düşün yani. Geçen videoda denk geldim dedim böyle bir hamburgerci varmış dedim hani. Kastamonu'dan dışa çıkmamanın en büyük şeyliği bu işte bak. Bahsettiğim eksikliklerden diye. Ya eksiklik olmasın. Çok gezdim ben de. Nusret'te şu an 50 mi oldu? Artırmış fiyat. Ne kadardı? O başkadır 40, belki 40'dı ya. 40'dı galiba benim bildiğim. 40 liraydı. Ha, o da olabilir. Bir de lokum burgeri lokum var ya. Lokum çok pahalı oğlum o. Yani lokum burger işte hamburger dediğimiz zaten ya. Aynısı. Ha, aynısı tamam. Aha, tamam. Vital ne yaptın lan Vital? Evet Jovajic anlıyorum. Yağlama ekmeğe çok hoşuma gitmişti. Çok güzel şey yağlı ya. Çok öyle ya. Bana dokunuyor ya çok yağlı bir de o yüzden. Dakika 20'de 4-0 yaptık. Ne oluyoruz lan? Bu değil de goller dışında fena konuşulmadı pek bugün. Aman. Artık yayınları atmasak mı YouTube'a ya? 70 bölüm oldu beyler YouTube'da. Kanka zaten şu yayını alsak. İyi herkes sevecek kesin zaten. Gecenin körü izliyor adam muhabbete bak. Aynen yorum gelecek abi senle nerede? Ben yedim o lokum burgeri beğenmedim. Çok sade kalıyor hamburger köfteli olacak bence. Hmm. Bir tane kanal var ya ya burger yarışması yapıyor şeyde Nusret'te. Abi kardeş. Kante'nin profilinde şu maçtan sonra baksak kardeşim. Seni kırmış olmam değil mi? Pikanya eti de hayvanın bir yerinde oluyormuş. O yüzden çok övüyor. Kanka benden kaynaklanmış galiba ya. Ney? Senin ses çöktü de bende bir anda. He ses mi? O kadar yemek muhabbetine insanları kaçırdık 40 kişi. Millet yani açtı ya da yani. Yemek yemeye gitti herhalde. Olabilir tam çünkü o saatler. Yani adam öğle yemeğini geç yediyse şu an. Hafiften gelmiştir ya. 4-1. Kilo mu alıyorsunuz? Ay alıyorsunuz. Kilo alamıyorum ben falan, ya yok. Aynen. Hiç ilaç falan kullanmayın. Buran yayını 15 dakika izleyin. Olay. Ha ben alabiliyorum ya. Ben olay Kobe eti. Ya. Kobe etini bilmiyorum bak. Onu da ilk defa duydum ben. Kobe bifteği. Abi Kobe biftek yok. Mantığı şey değil mi? Biftek pişirilmeyle alakalı bir şey. Bu dünyanın en pahalı eti miydi ya Kobe? Onur. Caner. Biftekteki şey, olay etin farklı pişirilmesi mi? Kesimi mi? Hı hı. Böyle daha lepet büyük bir şey böyle. Hmm. Ama ben Firzula'yı daha çok tercih ediyorum biftekten. Şimdi bakalım kimi istemişlerdi? Kante. N'Golo Kante'dir herhalde. Tabii oğlum ben... hikaye atmam için maçta olmam gerekmiyor. Ahmet, you're a genius. Ben Kadıköy'e hayatımda gitmek nasip olmadı oğlum. 21 yaşındayım. Bunun en az 10 senesi İstanbul'a gidip geldik. Amcamlar orada yaşıyordu. Ama maça gitmek nasip olmadı yani. Mühürleyip pişireceksin sağını solunu etin. Arkadaşlar özellikle bana yaptırıyorlar. Ama bak bilen varmış chatte. Kante'nin liderliği niye 5? Lider değil çünkü adam. Lasana, NDI'nin adını yanlış yazmış olabilir misin? Lasana falan mı acaba?
NDI'ye diye yazayım. Lamine NDI'ye mi acaba? Lastan NDI'ye diye biri yok. Bende var ya. CSK Moskova'da şu an forvet. Lastan'a yaz direkt. Çıkar zaten en üstte. He, NDI'ye. Arada kesme işareti varmış oğlum. Evet evet. Bende çok... yani çok ben, gelişmemiş. Bende çok iyi. Bende gelişmemiş. Bakarsın. Kobe etini açıklıyor. Hayvan çok hareket ettirmiyorlar. Hayvana arpa, olaf ve bira içiriyorlar ve her gün hayvanı masaya dünyanın en pahalı eti. Benim veri tabanında olmama ihtimali yok. Full veri tabanı oynuyor. Benim veri tabanında olmayan oyuncu yok abi. Abi Morpheus'la adaş mıyız? Onur muydu ismi? Ben ismini bilmiyorum. İyi, Onur deyince üstüne alınmaması güzel bence. Fiziksel rejenerasyon vereyim. Ay. Savaştayım ölüyorum. BF'de misin? Hmm. Hayvana bira içiriyorlarsa bizde haram. Hadi. Bakalım City gene finale gidiyor. 5-0 5-0. Bu ne abi? Manchester City akıyor. Bizim kuş da bira içiyor. O da mı haram? Abi Bahadır kuşuna bira içirmiş. Kuş yalpalaya yalpalaya gitmiş sonra kafese. Abi bu ne? City'nin kendi geliyor. Sen yapmıyorsun. Sen yapmıyorsun. Gelip içiyor zaten. Gelip içiyor Onur, yani. City'nin fikstüre bak. Açtım yayına. Bakıyorum şu an. Adamlar yememiş içmemiş tüm takımları yenmiş. Son mu? Ta ki son maça kadar. O maçı yeniseler bile 5-0 yendiler de hani. Rahatsız eden bir şey yok. Finale kaldılar. Bakalım rakip Inter mi PSG mi? Alacak herhalde City PSG ya. PSG gelir ya. Adana Demirspor küme düştü. Üçüncü mü? Anlamadım. Dur gösterelim nasıl üçüncüymüş. Çok kapışma var o zaman herhalde. Diğer takımlar da çok iyi. Ozan, Hasan Ali'nin satılması yüzünden ayrılmayı düşünmüyor. What? Hasan Ali Kaldırım'ın satışı yüzünden kulüpten ayrılmayı düşünmüyor. Çünkü Berk Özer o boşluğu doldurmuş durumda. Berke'yi sol bek oynatmışız galiba. Güzel boşlukmuş ya. Beyler yani ne diyeyim. Bakalım şu İngiltere'ye. Manchester United şampiyonu 85 puan. Yuh. City 4 mağlubiyeti var ama çok berabere kalmış. 8 beraberliği var. Ha, City'nin 2 maçı eksik. 3 maçı eksik. Ama ona rağmen Manchester United şampiyon olmuş. Kim var United'da? Allegri var. Arkadaş olarak diyor olabilir aynı. Aslanım Berke. Ay oğlum bu Meksikalı forvet çok iyi ya. Kim? Regen. Ben hayır. Meta diye Regen almıyorum ya az takıma. Şimdi oyuncuları denemek istiyorum hepsini. Al ya. Fiyat Arp. Ben de 50 milyon euroya ulaştı kanka. Bayağı psikopat Regenler buldu benim oyuncular ha. Bu Amine Guri'yi de oynatmamış Lyon hiç. Aha! Inter penaltılarla geçti. LOL. Abi City çok iyi ama ya. Üzücü. Yani Inter inşallah yener diyorum da diyemiyorum yani. Piatek. Bakalım Piatek'e. Piatek çok iyi ya.
Bakalım. Piatek. Forvet Piatek değil mi? Oh shit. Bayağı iyiymiş. Ama bu Genoa Pellegrin'den sonra da böyle bir oyuncu bulmaları. Piotr Pellegrin. O ne olmuş, ben de bakayım. Yıldız olmuş. Hala geleceğin. Çok farklı bir şey oluyor ya profil olarak. Yani geleceğin yıldızı olarak devam ediyor. Napoli maçı mı var, Roma? Aynen. Facundo Ferreira mı? Göztepe. Hep bonservisini almışlar. Lol. Facundo Ferreira reis. Onur, Sehovic'in bendeki fizikseline baksana. Çevik 16, dayanıklılık, hızlanma 16. Sadece o kısmı söyledim yani. Dribbling'i kaçtı sende? 11 mi? 11 galiba, bakayım. Ankara Gücü gole yaklaştı. Yeter artık. Ben de çeviklik, dayanıklılık 13. Güç 13, hızlanma 15. Dur bakayım bir saniye. Çeviklik 13 mü? Sende bayağı düşük yani. Evet. Dribbling 11 benim. Yani düşük ama yine de bir potansiyeli var ya. Profili güzel ya. Yani, bana direkt olarak 5 çekiyor yıldız. Sen de direkt... Geleceğin yıldızı diyor mu? Bakayım medya şeyinde. Yazıyor medya gözünde. O da çok iyi ya yazması. Yazması yani güzel olmuş. Şimdi Göztepe maçına biraz rotasyon mu çıksam? Çıkmasam mı? Markovic de yazmıyor ya. Geleceğin yıldızı diye. Göztepe deplasman. Kupa maçı var filan ben... Erzurum. O yüzden. Olsun ya, bence çıkmadan. Galip'ten önemli. Erzurum'u alırız ben. Ve Monsix profilinde artı 10 bir şey yok. Bu eleman ne yapmış bir sezonda? Bilemeyiz. Belki geçen sene rastgele girmişlerdir profilinde. Şimdi o da var. Öyle düşün. Ya geçen sene ligde as oynamıştır falan. Yani. Bakayım. Yo, 11 maç oynamış ligde. Ya vardır bir şey illaki yani. Yapıyorlarsa. Biz Cengiz'i biz yollamadık değil mi bu profile? Onlar yaptı. Evet evet. Güzel profili var valla. Oğlum acıktım ya. Ben şey yemeyecektim ya, akşam kilo alıyorum. Niye? Kilo alıyorum oğlum. Kilo alıyorum, anladım. Ben de alamıyorum kanka. Hangisi daha iyi? Ama bilmiyorum. Günde bir öğün yemek yiyorum ve yetiyor çünkü bana. Ha. Öyle bir durum var. İşte kanka, gece yersen şey oluyor, bir daha hareketsiz kalınca. Biz çok hareketsizim şu ara. Benim okulda hani şey ya, zorunluluk yok, gitmiyorum hiç. Yani bizim okula gel. Yürümediğin gün 1 kilometre yürüyorsun. Bizim bölümde olursa. Kanka sen hangi okuldaydın? Ben mi? ODTÜ'de. Saygılar. Uğur Barut bizi takip etmiş. Hoş geldin kardeşim. Teşekkürler takibin için. Abi Lovro'ma yer gitti ya. Kaça? 40'a. Güzel. Kariyer sohbeti var Discord'umuzda. Oraya atabilirsin. Kim gelebilir acaba yerine? Türkiş kabaret. Estağfirullah. Fina gözleri destekliyorum. Oyunda. ODTÜ'deki VC olayı doğru mu? Hangisi, şu LGBT'nin yaptı mı? Bilmiyorum işte. Odur muhtemelen. Odur ya. Yani. LGBT'nin yaptıdır. Aynen, cinsiyetsiz tuvalet falan mevzu. Nesi doğru mu? Olayı yani, yani real mi diye işte. Ama tam anlamıyla kızlar erkekle beraber muhabbeti değildi yani o. Ya her medyaya her zaman şey yansıyor abi işte. Çok abarttılar onu.
Hiç o kadar abartacak bir şey yoktu. Asıl muhabbet sadece saygı duyundan başlamış. Saygı duyun muhabbetinden başlamıştı. Ondan sonra bizim rektör dedi, siz topluluk kuramazsınız, öyle topluluk olamaz dedi. Sonra olaylar büyüyünce medyaya öyle yansıdı. Ha işte. Klasik şeyler onlar ya. Olmayı kestiğimden beri takım biraz daha şey oynuyor hiç yoktan. Kanka sen Wendell'i alsan hangi rolde oynatırdın? Wendell'i. Evet. Sporting'deki mi? Evet. İki yönlü ya da arkada dok oynatırdım onu ya. Başka bir şey gitmez ki ona zaten. Şeyi alacağım da Mateus Enrique'ye, o yüzden. Profili Wendell'e çok benziyor. Sen de bakabilirsin. Bakarım maçtan sonra ona da. Ha, maça mı girdin? Hı. Tamam. Öldük be. Bugün de öldük be ya. Kötü Gerçekten. günler geride kaldı şimdi daha kötü günler. Aa pas hatasına bak yok artık. Aa of öyle bir stoper öyle bir hata inanılmaz yani. Aa Elif sakatlandı. Başkan mod Fenerbahçe kariyeri. Her şeyi başkan yapsın olayı mı diyorsun? Takımımızda Amel the King var ya. Onu hiç denemedim ya. Denerim olmadı. Anderlecht ligindeki 12. sıradaki takıma yenilmiş abi. Beyler biz bu mağlubiyetle küme düşme potasına giriyoruz herhalde. Az önce Bregen çıktı. İsmi Ali Çöp ve adam gerçekten çöp. Soyadımla uyum işte abi. Gerçek hayatta her şeyi genel olarak şey yapmaz ki başkan. Hani hiç yoktan seçenek sunuyorlardır bence Ali Koç şu an için. Elimizde işte şu forvetler var, şunlar var. Hangisinin önceliğimiz olsun falan filan. Böyle düşünüyorum. Fatih Terim için falan da geçerli aynısı. Şenol Ben de Güneş'e öyle de düşünüyorum yani. yani. Önüne bir liste koyuyorlardır. Yani Aynen neden? öyle. Direkt başkan gelirip getirip bu adamı oynat demiyordur kesinlikle. Yendik. İyi deplasman maçından şey yaptık. Sorunsuz atlatabildik. Anadolu takımlarına bir şey demeyeyim ya. Onur 6 puana çıktı fark. Yönetim ön bütçeyi belirledi. 25 milyon euro. Nice. 10 milyon Bunlar euro da çok maaş çok oldu. bütçesi. Gayet güzel. Bayern Münih, PSG ve Marsilya Henry Onyekuru ile ilgileniyormuş. Bence Münih onun takımı Münih.
Milan yenmiş Sampdoria'yı 3-2. 1-0'dan 2-1'e dönmüş maç. 2-1'den 3-2'ye dönmüş. Abi ben Sampdoria yansın isterdim ya. Üzücü olmuş. Sampdoria da hoş takım ya. Ben Milan'ı sevmiyorum kanka, o yüzden. Milan, eski Milan'ı seviyorum da şu anki Milan para şeyli olduğu için. Leverkusen deplasmanda Werder Bremen 6-2. Talisca'nın sözleşmesi bitiyordu Arda. Alacaktık ama Inter'e gitti kendisi. Daha büyük bir kulüpte oynamak istiyorum deyip Inter'i tercih etti. Adam da haklıymış. Inter final oynuyor onu. Robert Navarro'yu aldım ya. Ona da bakabilirsin. Ne oluyoruz lan? Chemis ne yapıyorsun? Sen iki oyuncu söyledin. Onları yaz, yaz bana. Dur kanka, hepsini yazıyorum şu an. O mu gerçekten? He. Çok yaşlı. Hep bitti. Matteo Henrique, ben de Manchester City'de Onur. 7.5'a gitmiş. Alayım mı? Al al. Bende güzel profili yani. Bitiriciliği olmayan iki önleri sevmesem de 10 bitiriciliği var bende. Hiç çoktan kötü değil. Bende Navarro Deportivo'da. Kiralık. Liverpool almış 1.9'a. Bayağı da güzel gelişmiş fiziği falan. 20 milyon euro değer bunun da. Barella. Hep abi Mato Senlike'nin solaya yok işte hiç ya. Barella'ya bak. Çüş. Barella güzelmiş. Barella'ya baksana. Ucuzsa Barella'ya git. Yani Nico Barella mı? Ehe. Oğlum Gedson Fernandes'i alabilecek kimse yok. Şeydeki Barella. Abi Gedson Fernandes'i Tottenham almış zaten. Ben de kaçı almıştır? 85'e almış kanka Tottenham. Çüş. Saygılar. Barella, Nicola Barella aynen. 25 değeri var ya onun da. Çok yani. Ay. Mateo Spinelli alacaktım. Sözleşmesini yeni uzatmış. Üzdü. Hakikaten üzdü şu an. Devre arası onu mu alsam acaba? Devre arasına kadar bekleyip de o da çok saçma olacak. Kaç maç kaldı bro? Lige mi? Şundan sonra 2 maç galiba. Yani 3 maç şunu da sayarsan. 3 maç aynen. Braganca da çok pahalı Cihat. O oyunculara bizim beynimiz yetmiyor. Paramız. Elimiz, gücümüz, kuvvetimiz. Şimdi Beşiktaş nerede ligde? 10. sırada. Galatasaray 8, Trabzon 7. Fatih Terim kovulmamış daha. Sezon bitince kovulacak büyük ihtimal. Ah, Malatya Adana Demirspor'a düşmüş. Abi aşağıdan farklı bir takım gelsin lige ya. Ama aynı takımları görmekten nefret ediyorum. Düşen geri çıkıyor. Ay. Matheus Vitali kiralayacağım ya. Diğer çocuk gelmiyor. Şey, Corinthians'taki. Vitali kimden kiralıyor? Vallahi kendi takımından. Hadi bakalım. Yeni sözleşme uzatmış çünkü, devre arası da alırım. Seko Fofana kimdi ya? Bakayım. Udinese'deki.
16 milyon var. Seko Fofana Palace'a gitmiş bende. 5.5'a gitmiş lan. Zamanında kapabilirmişiz. Ama işte ben iki yönlü oyuncu almayacaktım bu Evet. sene. Bu da Udinese'de. Kulübali savaşçı orta saha. Bende de hiç gelişmemiş teknik. Aleyküm selam. Sargent'e baksana Onur. Werder Bremen'de bende. Amerikan forvet. Jos. Ha, Josh Sargent Ha. mi? Bakayım da. Soğukkanlılık 16. Topsuz alan 16. Çalışkanlık 16. Bu ne? Dur, bu adam Ben de neymiş? kötü ya. Sen de gelişmiş. Bende bayağı gelişmiş. Vitali iki yönlü oynatsam mı şu maçta? Geçen maçı çok güzel oynadı iki yönlü. Cenk'le başlamayalım bu ya. Hadi bakalım Erzurum rakip final. Olma. Vital. Ay, güzel vurdu. Markovic gene direkt. Ha gene direkt. Saygılar abi. Yürü be Fernandez. Yürü. Koçum be ne sürdün be. Ferrari mübarek. Jovercic gene direkt. Evet. Anlıyorum. Sadık Çiftpınar'ı almıştık. Yolladım. Profili güzel ama. Bayağı güzel. Sadık iyi oynuyor ya ilk sezonlarda. siliyordum. Fark etmen güzel bir şey. Jovacic, Jovacic. Evet, şuta gel. Abi Onana tam bir Neuer ya adam. Ruh hastası. Orta sahaya kadar falan top sürüyor. Maç uzatmalara mı gidecek harbiden? Tek kale oynadık. Atakan %60 kondisyonu var ya. Uzatmalarda artı bir değişiklik yok değil mi? Hadi gol yiyelim de bitsin Yok ya. yok. Verelim kupayı Erzurum'a. Yani tek kale oynayıp yok yani abi. 3 direkt vurduk yani ne yapayım? Aha kontra. Hadi piyaca. Abi yazın bunu yazın lütfen. Yazın lütfen yazın ya. 5 kişi geldik içeri 5. Yöbenlik çok,
Çok temiz oynuyor bende. Ben de berbat oynuyorum. Forvetlerden verim alamıyorum yani. Ben çalışkan forvet hücum oynatıyorum. Yani çok aşırı iyi oynamıyor ama mesela nasıl diyeyim? Yani gerektiği yerde duvar falan oluyor. Gerektiği yerde böyle çaprazdan topturup orada falan açıyor. Aldım bakalım CF hücuma. Gomez, Jovercic, kalecinin üstüne. He, Gomez sakatlandı. Yok ki değişikliğin aklım. Reis ne yapayım? Yani. O zaman şöyle oynayalım. Şey yapabilirsin ya, bir kanadı çıkartıp. Yok ya, Ozan'ı arkaya çekip vol hücum yaptım. İki dost. He, sen bilirsin. Piyaka'yı orta sahaya çekip Mesa'da hücum da yapabilirdi ya. O da biraz yarı kanat etkisi yarı geliyor kanat ya. Oluyor ama işte. de 11 isabet. Maç 0-0. Penaltıyı verdiler Galatasaray. Şeyin Ankara gücün. Galatasaray nereden çıktı? Aa, penaltılar. Kim daha önce kovulduk sizce? Koku mu, Lopetegui mu? Koku bilmiyorum ya. Hadi bakalım penaltılar. Kovacic dışarı vurdu. Ben sana verdiler dedim ya Mehmet. Açka. Gol. Kovacic maçı satmış olabilir ha. Woodburn. Attı Woodburn. Ya böyle giderse sezon tamamlamaz. Mbakogu. Gol. Yayın izlemiyorum gülüm. Twitter'dan takip ediyorum Mehmet. Atakan Akkaynak gol. Zekiri. Bu ne lan, Erzurum'un kadroyu hiç bilmiyorum ha. Bayağı değişmiş. Zekiri gol. Seyhoviç. Ben de öyle düşünüyorum. İlk yarının sonuna kadar burada bence. Aha, Seyhoviç de dışarı vurdu. Erzurum atarsa şampiyon. Esak. Aa, Berke çıkardı. Berke mi vardı kalede? Emin de değil. Atamazsak bitiyor. Piyace geliyor. Piyace gol. Erzurum hala şu an atarsa kazanmış oluyorlar. Alper geliyor. Topun başına. Silman iyi gözüküp kötü oyuncu gibi şu anda. Frey daha etkili. Millet Frey'e laf ediyor da. Bilmiyorum. Alper. Alper attı. Erzurum şampiyon. Nice. Yani tek kale maç kaç direk abi? Merak ediyorum direğimizi. 3 kale direği. Saygılar oyun.
Valla Ersin diyorum. Ali Koç taraftar dedi. Valla taraftar yeterince destek oldu bence. Yani artık bir şeylerin olması gerekiyor takım için. Şu kötü durumda bile o stat gene kalabalık.